Evet, merhabalar Eda Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok güzel, yorulduğum. Neler söylemek istiyorsunuz? Valla heyecanlıyım. İlk defa böyle bir ödül törenine katılıyorum. Çok uzun zamandan sonra, bile pandemide. Yani tabii böyle şeyler çok mutlu ediyor. İnsanı keyiflendiriyor. Yaptığın rolün birileri tarafından beğeniliyor olması hoşuma gidiyor. Yani o yüzden biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Setten de geliyorum biraz böyle hani şey. Evet. Gerçekten şu an çok çok tuhaf geliyor. Yani nasıl konuşmam gerektiğini bilmiyorum. Kameralara bakıyor muyuz? Çünkü ben dizide gibi korkunç bir espri de yapayım. Yani pandemi sürecinde ve çok uzun zamandır başından beri çalışıyoruz. Aslında bizim için çok bir değişiklik olmadı gerçekten hani pandemi sürecinde çalışıyor olduğumuz için. Yani maskesiz çalışıyoruz biz. Hani birazcık daha o şeye açık kaldık virüse. Ama şükür ki hiçbir setimde ben korona muhabbetine denk gelmedim. Ama tabii gerçekten zor bir süreç atlatıyoruz dünyaca, çok affedersiniz. Dünyaca çok zor bir süreç atlatıyoruz. Şu anda sanki böyle yavaş yavaş normalleşiyormuşuz gibi hissettiriyor. Bu da güzel geliyor. Saçlarda da bir değişim olmuş sanırım. Benim projeniz için geldi. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Herkes şey yani tanıdığım işte yönetmenimiz, ekip yani bence sen hep böyleydin falan diyorlar. Ben de hani çok sevdim. Güzel oldu. İpek için kestirdim ama kendim de çok sevdim. Bizler de olsun. Nasıl bir rolde göreceğiz? Çekimler nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim. Bizim 4. bölümümüz yayınlandı. İyi gidiyor. Güzel. Tepkiler çok güzel. İyi yorumlar alıyoruz. Bu da çok motive ediyor. Ekip zaten daha önce de çalıştığım bir ekip. O yüzden çok keyifli. Yönetmenimiz de aynı şekilde. Murat Onbul'la da daha önce bir arada çalıştık. Tanıyor olmak aile sıcaklığını getiriyor. Oyuncularla çok hızlı bir şekilde kaynaştık. Seçkin'le çok güzel bir uyum yakaladık. Yani aslında böyle ekip olarak çok güzel bir uyumumuz var. Güzel gidiyor. Evet. Evet, evet, çok uzun süredir çalışıyormuşuz gibi hissediyorum. Evet, çünkü hikayesini çok beğendim. Böyle bir işi de kaçırmak istemedim açıkçası. Gerçekten çok severek yapıyorum şu anda. Oynadığım rolü çok seviyorum. O yüzden de hani daha sonra tatil yaparım diye düşündüm. Peki oynadığınız, kabul ettiğiniz, sonrasında pişmanlık duyduğunuz için rol oldu mu? Ya oluyor, hepimizin var. Oluyor yani. Var, var. Veya partner olarak. Yani bunlar hani çok yani çok anlayabileceğimiz şeyler değil. İçerisinde başka şeyler oluyor. Ya bunu bu sadece anlaşıp anlaşamamak da değil. Belki de rolle birbirimizi bağdaştıramıyoruz bazen. O yüzden de sevmediğim bir proje haline geliyor. Okuduğunla oynadığın bazen bir tutmuyor. Yani o okurken senin hayal ettiğin şey çok başkayken çok başka bir şeylere dönüyor. O zaman da aslında bu senin seçiminden kaynaklı değil de sen o senaryonun akışında giden şeylerin kurbanı haline geliyorsun. Bunda aslında çok da yapabilecek bir şey yok. Bazı şeyler de beraberinde geliyor. O gözlerini görüyorum, cevap vermeyeceğim. Özel bir rüzgar değil aslında. Bir kırılganlık durumu olmuştu. Ya bir aslında kırılmak değil yani. Ben sadece anlam veremedim. Aslında şöyle oldu. O fotoğrafları sildi. Fotoğrafları bir tepki olarak silip silmediğini anlayamadığım için de ben de fotoğrafları sildim. Sonra dedim ki madem birbirimizin fotoğraflarını siliyoruz o zaman da gerek yok. Yani hani birbirimizi bu şekilde görüyorsak bence yani bir şeyler için takip ediyor olmak istemiyorum. Yani sadece hissiyatımız bu yöndeyse eğer birini sadece takip etmek için takip etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir tane fotoğraf çıkardım. Biriz gidete alsınlar, sonra fotoğraf alalım. Thank you.